Şimdi bu kabine meselesi ilginç. Kabinede ismi geçen belli ki bir takım kulisler de var. Fakat ismi geçenlerin doğrusu herhangi bir konudaki politikalara dair siyahla beyaz kadar fark yaratma ihtimali var. Eğer biraz inisiyatifleri varsa, olacaksa. Çünkü bu sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlarında bir inisiyatif yok. Yok ama yine de geçen isimler yani nasıl söyleyeyim Ortodoksla heterodoks gibi farklı isimler. Yani. O yüzden de e, kafalar sanki biraz da karışık. Bakalım ne olacak? E, bu bizim politikalarımızın geleceğini, dolayısıyla Türkiye'nin nereden nereye gideceğini gösterecek bir yandan. Şimdi bu tabii ekonomi bu konuda son derece önemli. Ekonomide geçen isimlere bakıldığında bilhassa Mehmet Şimşek'in ismi geçiyor. Oraya bakıldığında soru şu, ekonomi modeli değişiyor mu? Mehmet Bey'e özellikle görevler düştüğünde söyledim. Ekonomi politikalarında ayrıştığı eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le üçüncü kez bir araya geldi Erdoğan. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını savunan Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin başına geçeceğine yönelik iddialar konuşulurken faiz sebep, enflasyon sonuç tezinden dönüş mü yapılacak sorusu sorulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha ben ekonomistim diyerek uygulamadaki Türkiye ekonomi modelini savundu. Yatırım İstihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Bunu ülkemiz başarır mı? Başarır ve başaracağız. Ben hesap uzmanı değilim. Ekonomistim. Kabinede olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecektir. Erdoğan'la Şimşek arasında ilk temas seçimden önce Mart ayında kuruldu. Erdoğan eski Maliye Bakanı Şimşek'i yıllar sonra davet etti. İki ay önce aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum diyerek kabul etmemişti Şimşek. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. AK Parti'de uzun yıllar ekonominin dümenindeki isimlerden biri Mehmet Şimşek. 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kabinede yer alamadı. 5 yıllık sürede Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna 3 farklı isim oturdu. Berat Albayrak, Lütfü Elvan ve en son da Nurettin Nebati. Nebati Bakanla yeni ekonomi modeline geçildi ama yine ne cari fazla ne dolar kuru ne enflasyon hedefleri tuttu. Merkez Bankası'nın faizi artırması evet. geç de olsa doğrusu. Yüksek faizle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Erdoğan faiz konusunda karşı karşıya geldi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda ters düştüğü eski Maliye Bakanı Şimşekle seçim sonrası bir kez daha buluştu. Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dahi kulislerde dillendiriliyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Cumhurbaşkanı Top Genel Kurulu'nda konuştu. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine gelmesi Türkiye ekonomi modelinden geri adım demek ama Erdoğan yeni ekonomi modelini savundu. Şimşek kabinede yer alacak mı? Dışarıdan destek mi verecek? Henüz netlik yok. Lütfü Elvan ve Cevdet Yılmaz'ın da isimleri ekonomi yönetimi için geçiyor. Yeni dönemde ekonominin dümeninde kim olacak merak edilirken Cumhurbaşkanı imser bir tablo çiziyor. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik. Yine biz olacağız.